Türkiye hafta sonu yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Van Büyükşehir Belediyesi'nde yarışı oyların 155.48'ini alan Dem Partili Abdullah Zeydan birinci sırada tamamladı. Ancak Zeydan'ın memnu hakları seçimler hemen önce mahkeme kararıyla alındı. Dem Parti'den yapılan yazılı açıklamada Zeydan'ın memnu haklarının 29 Mart Cuma günü başsavcılık üzerine mahkeme kararıyla alındığı belirtildi. Dem mahkeme kararına itiraz etti. Partiden yapılan açıklamada itiraz süreci beklenmeden mahkeme kararının Mazbata verilmemesi için Yüksek Seçim Kurulu'na ulaştırıldığı belirtildi. Tartışmalar sürerken Van İl Seçim Kurulu Zeydan hakkında kararını verdi. Kurul Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığını bildirdi. Karar oy çokluğuyla alındı. Seçim Kurulu Mazbata'nın en yüksek ikinci oyu alan adaya verilmesini kararlaştırdı. Van'daki seçimlerde en yüksek ikinci oyu AK Parti adayı Abdullahat Ad Arvas almıştı. Dem Parti'nin bu karara 3 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. Kararın açıklanmasının ardından PKK'nın siyasi kolu Dem yandaşları sokakları savaş alanına çevirdi. Seçim sonucuna itiraz edip basın açıklaması yapan Dem Parti grubuna polis müdahale etti. Polis çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olayda parti binası önünde geniş güvenlik önleme aldı. Van Valiliği gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Van'da alınan kararı bahane eden bir grup provokatör de Van'ın haricinde Hakkari, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Bitlis'te izinsiz yürüyüş yapmak istedi. Kamu mallarına ve iş yerlerine zarar veren gruba polis müdahale etti. Siirt Valiliği ise Perver ilçe merkezi ve bağlı tüm köylerinde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olaylar sırasında 89 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2 Nisan 2024 Salı günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, bölücü terör örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerimize taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren Van, Hakkari, Siirt, Batman, Şırnak, İzmir olmak üzere toplam 89 şüpheli gözaltına alınmıştır ifadelerini kullandı.